Kimi zaman trafikte, çoğunlukla da mesaide, masa başı çalışıyorsak uzun süre oturuyoruz ve bu hareketsizlik bize hastalık olarak geri dönüyor. Obeziteden tutun da baş ağrısına, hatta kalp damar hastalıklarına kadar risk altındayız. Bu riski azaltmak için aralıklarla kalkıp yürüyüş yapmak gerekiyor. Başka öneriler de var. Ders çalışırken sırtım kamburlaşıyor. Dikkat etmiyorum. Trafikte, işte, evde, okulda, hastanede. Son zamanlarda evet, hareketsiz bir toplum olmaya başladık. Gün boyu uzun saatler oturuyoruz. Farkında olmasak da o hareketsiz oturma hastalıklara davetiye çıkarıyor. Şu an bile hastanede bile oturuyoruz. Hareket etmemiz lazım aslında. Gün içerisinde yaklaşık 5-6 saatlik oturmalarda ister istemez boyun, postür, sırt adalelerinde bir tembellik ve gerintiler oluşabiliyor. Eğer masa başı bir işiniz varsa gün boyu daha konforlu olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak biz otururken bakın vücudumuzda neler oluyor. Uzun süre oturmak kalp hastalıklarından, damar hastalıklarından, kemik eklem hastalıklarına kadar obeziteye sebebiyet verebiliyor. Mesela beni etkiliyor belimden dolayı. Araba kullanırken uzun süre oturduğum için belim rahatsız. Hemen herkesin şikayetçi olduğu baş ağrısının sebebi de uzun saatler oturmak olabilir. Oturduğumda gerçekten insanlar hani daha hantal oluyor. Ben oturduğumda daha çok kendimi hasta hissediyorum. Gün boyu oturmak kolesterolü yükseltiyor, kan basıncını ve kan şekerini etkiliyor. Hatta metabolizmayı yavaşlatıyor. Ofis çalışanlarında bu oran aşağı yukarı yani %15-20 civarında. İşler yoğun. Gün boyu belki masanızdan ayrılmak mümkün değil ama hiç değilse şöyle ayağa kalkıp birkaç tur atmak, belki birkaç küçük egzersiz yapmak sağlığımızı korumak için oldukça önemli. Germe egzersizleri, solunum egzersizleri, postür egzersizleri yapabiliriz. Uzun süre oturup da kalktığın zaman yürüyemiyorsun, acı. Fakat dizle ilgili egzersizleri yaptığınız zaman o ağrıyı unutuyorsunuz. Kaslar kuvvetleniyor. Egzersiz yaparken de doğru nefes almak ve gün boyu bol su içmek önemli.